Selamun aleyküm ve rahmetullah. Haber televizyonundasınız, Haber radyodasınız. Sabah şansı başladı. Bizden önce Sinan Tatlı vardı. Türkiye'den ve dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde, yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle burası A Haber. Hafta içi her sabah yaklaşık bu saatlerde huzurlarınıza geliyoruz ve dua ediyoruz. Dua ordusu, bu milletin iki ordusu var. Bir manevi miras bu bilgi bize, ecdattan kalan bir manevi miras. Birinci ordu, subay, assubayer ve erbaşlardan oluşan nizami ordu, bildiğimiz ordu. İkinci ordu, kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk, dua eden herkesten oluşan dua ordusu. Dua ordusu, hazır mısınız? Buyurun duaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya rabbel alemin ve erhamer rahimin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin. Sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Yarhamer Rahimin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et, yalvarıyoruz sana. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy, birbirini sevme duygusu koy, yalvarıyoruz sana. Allah'ım dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şifa ver. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi cehennem azabından koru. Hepimizi cennetine kabul et. Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım şu anda bu duaya amin diyen kullarının arasından kalplerinde hayır dolu isteklerle sana yalvaranların dualarını kabul buyur. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım bir de Şinasi abimiz var İstanbul'da. Onun da gönlünden geçen hayır dilekli duaları kabul eyle, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. 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 Burası A Haber. Şimdi haberler. İstanbul'da da şiddetli yağışlar yaşanıyor ve yaşandı gece boyunca. Manzaraları az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeler duyurdu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Diğer söyledikleri, diğer müjdeleri haberimizde. Buyurun. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Erdoğan öğretmenlere de atama müjdesi verdi. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Başkan Erdoğan gençleri de unutmadı. 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayacak. Yaz tatilinde 81 ilde spor okulları da açık olacak. 5-18 yaş arası çocuk ve gençler yüzmeden tenise birçok branşta eğitim alabilecek.
Erdoğan 0-14 yaş arası 11.500 tip 1 diyabet hastasına da glikoz ölçüm cihazı temin edeceklerini açıkladı. Şimdi asgari ücretle ilgili süreci anlatalım, tarihler verelim sizlere. Komisyon yarın saat 14'te toplanacak. Asgari ücretle ilgili zam takvimi. İşçi işveren hükümetten 15 kişilik komisyon artışı görüşecek. İkinci toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor. Çalışma hafta sonuna varmadan bitirilecek. Artış miktarını NATO zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi açıklayacak. Komisyon yarın saat 14'te toplanacak. İkinci toplantı perşembe günü, hafta sonuna varmadan çalışma bitecek. Artış miktarını NATO zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Batı Karadeniz'de sel yaşandı. Şiddetli yağış sonrası birçok noktada dereler taştı, köprüler yıkıldı. Yaşananlar ve manzaralar, bilgiler haberimizde. Eyvah, gidiyor. Gitti. Gitti. Buradan karşı tarafa, köye gidiliyordu. O yol ortadan kalktı. Dereler taştı, geçici köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Geri gidin, geri gidin, gelme! Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak taşkınlara ve sele neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar bölgeye gitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin etkili olduğu Kastamonu'da. Bölgede inceleme yapan Bakan Kurum, bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarların hepsine ulaşıldı. Afetimizin koordinasyonu çerçevesinde emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, sahil güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştılar ve buradaki gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp, Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında kardeşimiz, haber alınamıyor, kayıp. Arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Ve bu çerçevede gelen ihbarlar neticesinde tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. İlk defa erken uyarı sisteminin kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, bölgedeki çalışmaları anlattı. Şu an itibariyle barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibariyle beslenme grubumuz Kızılay bu sayıyı 2000'e çıkaracak. Talep doğrultusunda da artıracak çalışmaları Kızılay'ımız yürütüyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taşkınların yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulundu. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız karşıya kalınabilecek tahribatın azaltılması için çok ciddi bir çalışma, tüm iş makineleriyle beraber çalışma ortaya koydular. En sonki rakam 960'ın üzerindeydi. İş makinesi çalışıyor. Yaklaşık 5000 üzerinde de personel bu Batı Karadeniz'deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise Sinop'ta. Tedbirlerin alındığını söyleyen Kara İsmailoğlu, yıkılan köprülerin geçici köprüler olduğunu söyledi. Dün bugün oluşan yağmurlar nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı gibi haberler basında yer alıyor. Bu köprüler zaten yenilenecek olan köprülerdi. Zaten geçici olarak kurulmuş olan köprülerdi. Yeni yapılmış köprülerde hiçbir tereddüde mal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama veya zedelenme veya herhangi bir tahribat kesinlikle yoktur. Bu kalıcı yapılarımızı bütün afet durumlarına karşı ayakta kalacak ve kalıcı olan güçlü köprülerimizi, yollarımızı yapmaya devam ediyoruz.
Saat 6.10 dakika geçiyor. Hemen bölgede yaşananlarla ilgili görüntülere devam edelim. Helikopterle tahliye anını ekranlarınıza getireceğiz. Mehmetçik helikopterle tahliyeyi nasıl gerçekleştirmiş, ayrıntılar haberimizde. Sağ güvenlik ekipleri. Duvar gitmiş. Dereler taştı, köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Karadeniz'de şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Kastamonu'da Ezine Çayı'nın debisinin aniden yükselmesiyle evleri ve iş yerlerini su bastı. Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşların yardımına Mehmetçik koştu. Mahsur kalanlar sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopterlerle böyle tahliye edildi. İstanbul'da da gece yarısı şiddetli yağış yaşanan bölgeler vardı. Şu andaki durum ne? Gece neler yaşandı? Bunu hemen hem anlatalım hem gösterelim sizlere. Mehmet Seyrek yayınımıza katılacak. Mehmet Seyrek, günaydın, seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Karadeniz'deki kuvvetli yağış dalgasının bir kısmının da Marmara bölgesine geleceğini uyarmıştı uzmanlar. Gece boyunca da yerel sağanak etkili oldu. Şu an Alibeyköy, Eyüp Sultan ve Kağıthane hattında şiddetli yağış biraz daha etkisini azalttı. Ancak şu anda da son durum geliyor ekranlarınıza. Özellikle yarına kadar, yarın da dahil olmak üzere mega kent İstanbul ve Marmara bölgesindeki birçok il kuvvetli sağanağın etkisi altında olacak. Meteoroloji İstanbul'u dahil birçok ili sarı kodla uyardı. O illerden de bahsedecek olursak Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Bartın, Karabük, Bursa, Kastamonu, Ordu, Samsun, Zonguldak, Yalova, Düzce ve şu anda işte İstanbul'da dahil olmak üzere sarı kodla uyarılan bu iller var. Haliyle kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını gibi olumsuz durumlara karşı da vatandaşın dikkatli olunması isteniyor. Trafikte, mega kentin trafiği de şu an için normal, ancak ilerleyen saatlerde yine yoğunlaşması bekleniyor. Sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Yayalar, özellikle vatandaşlar bugün evlerinden şemsiyelerini alarak çıktılar. Zaten İstanbul Haziran ayı boyunca sağanağın etkisi altındaydı ve mevsim normallerinin altında seyrediyordu. Bugün de yine kara bulutlar içinde uyandı İstanbul güne ve yağış yerel olarak etkisini sürdürüyor. Bazen de şiddetini artırarak devam ediyor. Son durum bu şekildeydi. Bizler tekrar sizinle gelişmeleri paylaşacağız. Erkan Tan. Mehmet Seyrek yayınımıza katıldı. İstanbullular için hem hava durumunu anlattı, hem gösterdi, hem uyarıları gerçekleştirdi. Sabah ajansı devam ediyor. Saat 6.15 dakika geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde terk edilmiş bir kamyonda 46 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede araştırmalar devam ediyor. Şimdi seyredeceğiniz görüntülerle olayın ne kadar büyük bir insanlık dramı barındırdığını göreceksiniz. Görüntüler San Antonio eyaletinde, kentinde kaydedildi. Yol kenarında terk edilmiş halde bulunan kamyonda araştırma yapan görevliler kamyonun kasasında çok sayıda ceset olduğunu fark ettiler. Amerika'nın Texas eyaletinde San Antonio kentinde kaydedildi görüntüler. Texas eyaletinde San Antonio kentinde kaydedildi. Yol kenarında terk edilmiş halde bulunan kamyonda araştırma yapan görevliler kamyonun kasasında çok sayıda ceset olduğunu fark ettiler. 12'si yetişkin, 4'ü çocuk, 16 kişi hastaneye sevk edildi. 46 kişinin hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Kamyon kasasında su izine rastlanmazken yetkililer 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdular. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu treni Missouri eyaletinde kamyonla çarpıştı. Raylardan çıkarak devrilen trende en az 3 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yolcu treni kamyonla çarpıştı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'tan Chicago'ya gitmek üzere 250'den fazla yolcuyla yola çıkmıştı. Amtrak şirketine ait yolcu treni Missouri eyaletinde damperli kamyonla çarpıştı. Raylardan çıkan tren devrildi. Devrilen trenden çıkan yolcular kaza sonrası manzarayı telefonlarıyla kayıt altına aldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma personeli sevk edilirken yakınlardaki bir ilkokulda acil servis oluşturuldu. Kazada en az 50 kişinin yaralandığı duyuruldu. Olay sonrası kaza alanındaki çalışma helikopterlerden takip edildi. Kastamonu ilimizdeyiz efendim. Yolcu otobüsü yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkmış ve şarampole uçmuş. Yolcu otobüsü şarampole uçtu, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza Kastamonu'da meydana geldi. Konya'ya gitmek için yola çıkan otobüs yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kuru benzinlik mevkiinde tarlaya uçan otobüste yedek şoför olarak bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, biri ağır 19 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saat 6.19 dakika geçiyor. Sabah Ajansı gazetelerle devam ediyor. Bakalım gazetelerin gündemine. Sabah gazetesi, asgari ücrete ek zam müjdesi. Maaş düzenlemesi istemiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ağzından bu sözler gazetelerde. Efendim, pislikleri örtmeyin. Ukrayna'da alışveriş merkezi füzeyle vuruldu. Pislikleri örtmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen hadiselerle ilgili yine CHP'lerin dile getirdiği gündemler bunlar. Takvim gazetesinde CHP'de dolarla vekil oluyorlar. Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul milletvekili. Bundan 3,5 ay önce boşandı. Yaklaşık 15 gün önce de Boğaz'da muhteşem bir törenle nikahlandı. Genç eş aldı eski eşin. İntikam kasetleri ise CHP'yi sarsıyor. Yani bu iddialar CHP'liler tarafından gündeme getirilen iddialar. Ayrıntılar var efendim. Yeni Asır. Dolarla vekil oluyorlar. Yeni Asır'da da var efendim. Erdoğdu, CHP'li Erdoğdu'nun CHP'de olanlarla ilgili konuşmaları. Dolarla vekil oluyorlar iddiası. Türk Gün Gazetesi kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var efendim. Ümit Özdağ yine provokasyon peşinde. Türk Gün Gazetesi'nde bunları görüyoruz. Akşam CHP-HDP ittifakına PKK gözaltısı. Terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik Adana'da operasyon düzenlendi. CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li başkan yardımcısı da gözaltında. Dün duyurmuştuk efendim. Bu manşet olarak yer almış akşam gazetesinde. Baykar 3 SİHA'yı Ukrayna'ya hibe edecek. Alışveriş merkezinde katliam. Bu çok üzücü. Ukrayna'da alışveriş merkezi füzeyle vuruldu. NATO'da gözler Türkiye'de. Ayrıntılar var efendim. Yeni Şafak hemen akşam gazetesinin yanında. Yeni Şafak gazetesine de hızlıca bakalım. İlk sayfasında hangi başlık var? Krediler doğru adrese gidecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemesiyle ayrıntılar var efendim. Ve devam ediyoruz. Asgari ücretle müjdeli haberi vereceğiz. Başkan Erdoğan'ın sözleri yine Yeni Şafak'ta. Yeni Akit. CHP lağım gibi taciz, tecavüz, gayrimeşru ilişkiler, her türlü ahlaksızlık var. Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Kurban Bayramı tatili 9 gün. Bunlar yine manşetlerde efendim.
Foto maç. Emre Mor Fener'de. Transferde flaş hamleler yapan sarı lacivertliler Karagümrük'te büyük çıkış yakalayan 24 yaşındaki yıldız oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Trabzonspor'dan bir bomba daha. Fırtına Kaan'ı bitirdi. Ayrıntılar var. Efendim Beşiktaş ve Galatasaray sezonu açtı. Bu başlıkları da görüyoruz gazetelerde. Hem gazetelerden Foto Maç gazetesinde. Sabah ajansı sürüyor efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de bir kez daha operasyonun sinyalini verdi. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız dedi. Buyurun. Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez. Orada da yeni harekatlara başlayacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Suriye'ye harekat sinyali verdi. Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesi vardı. İspanya'ya NATO zirvesine gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle ifade edeceğiz. Marmaris'te çıkan orman yangınına da değindi Erdoğan. Eleştiri oklarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Gece gündüz demeden bütün itfaiyecilerimizle, silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 13'ü uçak, 44'ü helikopter, 3'ü insansız hava aracı olmak üzere toplam 60 hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllüden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir Bay Kemal. Tabii yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını, kimler de yapıldığını böylece tekrar duymuş olsunlar. Kılıçdaroğlu'na Muğla'da ne yaptınız diye sordu. Muğla'da Büyükşehir Belediyesi, sen de acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerinin itfaiyesi yok mu? Ama bizler burası CHP belediyesidir demedik. Bakanlarımızla, tüm ekiplerimizle buraya indik ve atılması gereken adımları da yerinde attık. Bundan sonra da olsa yine aynı şekilde atmaya devam ederiz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak istemeleriyle başlayan süreçte Türkiye meşru bir müzakere yürütüyor. İki yüzlülüklerini, başta İsveç ve Finlandiya olmak üzere, riyakarlıklarını, başta İsveç ve Finlandiya olmak üzere, bütün NATO devletlerine haykırıyor efendim. Durum bu. Türkiye's concerns are legitimate. Türkiye'nin endişeleri meşrudur ve dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefik terör örgütü PKK'nın ağır eylemleri de dahil olmak üzere Türkiye'den daha fazla acı çekmemiştir. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında yapılacak dörtlü zirve öncesi önemli açıklamalara imza attı. PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alacaklarını vurguladı. Hafta sonu boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştük. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu diyalog yakın gelecekte zirveden önce başarıyla sonuçlansın.
İsveç Başbakanı Türkiye'nin terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini de söyledi. İsveç terörizmi en güçlü şekilde kınıyor. Teröre karşı her türlü mücadeleye açık bir şekilde bağlıyız. Müttefikler olarak NATO'nun terörle mücadele politikasına tamamen bağlı kalacağız ve bu çabalarda aktif olarak yer alacağız. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de benzer açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin endişeleri meşrudur ve dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefik terör örgütü PKK'nın ağır eylemleri de dahil olmak üzere Türkiye'den daha fazla acı çekmemiştir. Sadece İsveç'e Finlandiya değil, efendim söyledik ya, NATO'nun genel merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dedir. Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK, PYD, YPG'li eli kanlı katiller, DHKPC mensubu eli kanlı katiller, Fethullah Gülen kahpesinin adamları sevenleri korunmakta ve kollanmaktadır. Hal ve durum budur efendim. Aslında NATO'nun kendisi Türkiye'nin bizatihi düşmanı mıdır sorusunun cevabı verilmelidir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Teröre desteği kesmezlerse evet diyemeyiz diyor Milli Savunma Bakanı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilip edilmemesi konusu. Malum işte NATO'da bütün kararlar oy birliğiyle alındığı için Türkiye'nin hayır demesiyle birlikte bu iki ülke şeye giremez. NATO'ya giremez. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi. Teröre verdikleri desteği kesmeden onlara evet dememiz mümkün değil dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulü için arkadaşlarım, teröristlere verdikleri destekten, teröristleri desteklemekten, onlara maddi manevi destek sağlamaktan ve onlarla ilişkilerini bütünüyle kesmekten, bunu sadece sözde değil, somut adımlarla, anayasa ise anayasa, kanunlarsa kanunlar, uygulamaysa uygulamalar da bunları göstermeden bizim herhangi bir şekilde onlara evet dememiz mümkün değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun açık kapı politikasına karşı olmadıklarını belirten Bakan Akar, NATO ilkeli bir şekilde genişleyebilir dedi. İsveç ve Finlandiya'ya seslendi. Siz bizim bu mücadelemize katılmayacaksınız. Katılmadığınız gibi bunlara destek vereceksiniz. Bunlara güvenli efendim mahal, güvenli ülke olacaksınız. Burada kuyruğu sıkışan kaçacak, size sığınacak. Siz onlara maddi manevi destek sağlayacaksınız. Dolayısıyla ben NATO'ya gireceğim. Niçin gireceksin? Türkiye bana yardım etsin. Görüşmeler sürerken söz konusu ülkelerde terör örgütü elebaşının fotoğrafının yayınlandığını belirten Bakan Akar, biz de o zaman bildiğimizi yaparız diye ekledi. Parmağını böyle gözümüze sokar gibi efendim terörist başının adamın işte fotoğrafını yayınladı. Tam görüşmeler devam ederken. Bu nasıl bir anlayış bu ya? Ben bildiğimi yaparım, ben istediğimi yaparım. Sen yaparsın, bize bildiğimizi yaparız o zaman. Ayrıca terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Akar, yılbaşından bu yana 1843 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Arkasında kim varsa var. Silahlı kuvvetlerimiz, tek yumruk, tek yürek, hava kuvvetlerimiz, gece gündüz orada. Kara kuvveti, ateş destek bazıları. Efendim yeni işte bu SİHA'lar, komandolar. 1843 terörist 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirildi. 1843. Arkadaşlar bunların sonu gelecek. Bunun şu an lamacımı yok. İşte bu kadar. Kitabın orta yerinden konuşuyor. Bunun lamacımı yok. Terörün ve teröristin sonu getirilecektir diyor Milli Savunma Bakanı. 2015-2019 yılları arasında Yunanistan'da başbakanlık görevini yürüten Tsipras, Türkiye hakkında önemli açıklamalar yapmış. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'tan itiraf gibi açıklamalar geldi. Türkiye hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte, bu bizi endişelendiriyor dedi. Bir haber sitesine mülakat veren Tsipras, hem Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirdi, hem de Türkiye hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerinde artan gerginlikten memnun olmadığını söyleyen Tsipras, bu bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte ifadelerini kullandı.
Ayrıca Tsipras, Yunanistan'ın Batı'nın sadık bir piyonu olduğunu, Türkiye'nin ise hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte olduğunu söyledi. Tsipras, 2015-2019 yılları arasında başbakanlık yaptığı dönemlere atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık," dedi. Eski Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'yi öven bu açıklamaları ülkesinin gündeminde de yer buldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da Yunanistan, İngiltere o zamanki emperyalist yamyam ve tabii perde arkasında yine Amerika'nın kiralık katili olarak Anadolu'yu işgal etti. Korkunç bir zulüm sergiledi, yaktı, yıktı, denize döküldü ama yaktı, yıktı. Yüz binlerce insanımızı katletti. Yine kiralık katildi. Şimdi de çöken ya da çökertilen ekonomisi nedeniyle Yunanistan diye müstakil bir devlet kalmamış. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist yamyamların bir kiralık katili olmuş halde Yunanistan. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlar olurken nerede? Memleketin ana muhalefet partisi, yani yönetime aday, iktidara aday Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlar olurken nerede? İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan yöneticileri, iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. Ana muhalefet liderinin açıklamaları CHP'deki tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, Yunanistan'ın ada işgallerinin üstünü örtmeye çalışmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz savaş istemiyoruz. Çeviköz önceki yıl milletvekillerine mektup göndermiş, adalarla ilgili işgal yerine Yunanistan tarafından sahiplenilmiş ifadesinin kullanılmasını istemişti. Bununla da yetinmeyen Çeviköz, konunun işgal yerine gerekli görülüyorsa adaların silahsızlandırılması bağlamında ele alınmasının daha uygun olacağını vurgulamıştı. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp de Yunanistan'ın tezlerine sahip çıkarak adaların Yunanistan'a ait olduğunu ifade etmişti. 3000'in dışındaki adalar Yunanistan'a. İşte CHP nerede sorusunun cevabı. Meğer CHP Yunanistan tezlerinin yanındaymış sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Edirne'de yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyorlar. 227 göçmen İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilecek. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Edirne'de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmenlerin geri gönderme merkezindeki işlemleri tamamlandı. 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktılar. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan charter seferiyle ülkelerine gönderilecekler. Saat 6:35 dakika geçiyor. Sosyal medyada tanıştığınız kişilere güvenebilir misiniz? Ya da sosyal medyada tanıştığınız kişilere güvenmeli misiniz? Sosyal medya üzerinden tanışan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Tanıştım ben mesela bu arkadaşımla da sosyal medyadan tanıştım. Şimdi yakınız. Yok, genelde tercih etmiyorum. Tanıştım, konuştuk, nişanlıyız şu anda. Allah korusun, tanışmadım. Tanışanlara da çok iyi bakmıyorum. Özellikle pandemiyle birlikte artış gösteren sosyal medya üzerinden tanışma bazen dolandırıcılıkla sonlanabiliyor. Genelde gerçek olmuyor ya da fake oluyor. İnsan 7-24 gördüğünü tanıyamıyor da sosyal medyadan tanıdığını ne yapacak? Nasıl tanıyacaksın? Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Öyle ki tanışmalar sosyal medya üzerinden olabiliyor ve bazen sonucu hüsranla bitebiliyor. Peki bunun yaşanmaması için nelere dikkat edilmeli?
Uzman psikolog Gizem Ünveren, sosyal medya üzerinden tanışmanın risklerini anlattı. Gerçek yüz yüze ilişkinin yerini aldığını düşünüyoruz çoğu zaman ama bu gerçek yüz yüze görüşmelerimizin yerini aslında buradaki görüşmeler alamaz sosyal medyada. Kişiler orada idealize ettiği, olmak istediği kişiyi yansıtıyor. Burada güven duygusu da duymaya başlıyoruz karşıya. Söylediğini her haliyle doğru kabul ediyoruz. Bu en büyük yanılgı diyebiliriz. Çünkü burada aslında kişiler idealize ettikleri kişi olarak göründüğü için aslında bambaşka kimliklerle karşılaşıyoruz. Ve burada çok hayal kırıklıkları da yaşıyoruz. Uzman psikolog Ünveren, temkinli olma konusunda uyardı. Her şeyi burada gerçek olarak sosyal medyada kabul etmemek çok önemli. Bunun bir sanal dünya olduğunu, gerçeklik olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Ve burada temkinli olmamız gerekiyor. O kişiyle görüşmeden, fiziksel bir temasımız olmadan aslında oradakiyle istenilene karşılık vermemek. Mesela burada borç istenebiliyor, işte bununla ilgili destek istenebiliyor gibi aslında. Burada her zaman aklımızda bir soru işaretinin olması çok kıymetli. Uzmandan uyarıları sizlere ulaştırdık. Sabah ajansı devam ediyor. Saat 6'yı 37 dakika geçiyor. Yaşlı kadınları hedef alan kapkaççılarla ilgili operasyon vardı. Polis onları yakaladı. Kaptılar ama kaçamadılar. Yaşlı kadınları hedef alan çete yakayı ele verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Motosikletli ve kasklı iki şüpheli, farklı zamanlarda takibi aldıkları beş kadının çantasını gözüne kestirdi. Kapkaççılar, kadınlar yolda yürüdüğü sırada motosikletle yaklaşıp saniyeler içinde çantayı çaldılar. Ablacığım şuradan ileriden gelirken motosikletli arkadaşlar da arkadan gelip çantayı çalıp kaçıyorlar. Kadın zaten bir anda şok uğradı yani ne olduğunu şaşırdı. Kurban seçilen kadınlardan biri kapkaççıların peşinden koştu ama yetişemedi. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen ekipler şahısların kullandığı motosikletin plakasından çalıntı olduğunu belirledi. Operasyonda yakalanan iki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangın alt kata da sıçradı. Paniğe neden olmuş yangın görüntüler. İşte huzurlarınıza geliyor. Çok tehlikeli ve önemli önlemler alınması gereken, dikkatli olunması gereken bir iş yangınlar. Binanın çatısı alev alev yandı. Gökyüzünü kara duman kapladı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. Nine Hatun mahallesinde 4 katlı binanın çatısından alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Çatı katını saran alevler alt daireye sıçradı. Alevleri gören mahalleli sokağa döküldü. Kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Çatı katında hasar oluşurken tek teselli can kaybının olmamasıydı. Anadolu'dan kurbanlıklar büyük kentlere sevk ediliyorlar efendim. Kurbanlık alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bu sorunun cevabı haberimizde. ...37 demişim son olacağım... ...37 yol yapacağım... 37. Siz ne kadar verirsiniz? 35 lirim. Sıkı pazarlıklar yapıldı... ...hayvan pazarlarını bayram telaşı sardı. Kurban bayramında... ...ibadetlerini yerine getirecek olan... ...Müslümanlar hazırlığa başladı. 41 olmuyor. 42. 42 evli oluyorsun. Allah'ım. 41 buçuk. 42. 41. Ya bırak 42 Allah'ım. Haydi ya. Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre kaldı. Hayvan borsasında hareketlilik başladı. İşte burası da Diyarbakır'ın en büyük hayvan çiftliği. Buradaki hayvanlar sağlık taramasından geçildikten sonra satışa sunuluyor. Mevcut hayvanımız şu an elimizde 250 tane büyükbaş var. Veteriner hekimler hayvanların kurbana uygun olup olmadığını tek tek inceliyor. Şu an ağız diş sağlığına bakıyoruz. Şu an mesela böyle ağzının dişine baktığımız zaman... Gayet hiçbir sıkıntı yok, kurbana elverişli, hiçbir enfeksiyon, hastalık belirtisi gözükmüyor. Zaten fiziksel muayenesine baktığımızda da lenf yumrularında hiçbir şişlik, hiçbir sıkıntı yok.
24 ay baktığımız hayvanları mesela özenle seçiyoruz, kurbanlığa ayırıyoruz. Büyükbaş hayvancılığın önemli illerinden Erzurum'da da kurban hareketliliği vardı. Aylarca Erzurum'un verimli meralarında otlayan, beslenen kurbanlıklar Batı illerine sevkiyatı başladı. Sevkiyattan önce veteriner hekimler tarafından son kontrolleri yapılıyor ve sevkiyatına izin veriliyor. Pasaportları, sevkleri, hiçbir sıkıntısı yok hayvanımızın. Herhangi bir sakatlığı, herhangi bir hastalığı yok. Özellikle kurban güzel olacak. Güzeline bakıyorlar, odur. Etine bakıyorlar. Kurbanlık fiyatları küçük başlar 2000 ila 3500 TL arasında değişirken büyük başlardaysa 15.000 TL'den başlayıp 50.000 TL'ye kadar çıkıyor. Şunlara 20 istiyoruz. Mesela dügelerimiz var. 21'den satıyoruz. Küçük başlar da 2,5-3 arası gidiyor. Bu kurban bayramı için Erzurum'dan yaklaşık 35.000 büyükbaş, 22.000 küçükbaş kurbanlık hayvanın sevkiyatı yapılacak. Şerefe'yi bekleyeceğiz. Bakalım yani ne olacak. Son günlere bırakacak. Son günlere bırakacağız. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Kocaeli ilimizden Kartepe'den Şaban Avcı dualarını, iyi dileklerini gönderiyor efendim. Kişi sevdiğiyle beraberdir Erkan Tan diyor. Milletin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Kocaeli Kartepe'den Şevket Balcı'ya selam ve bilim dünyasındaki bir keşifle haberlere devam. Burası A Haber. Dünyanın uzaydaki gözü Hubble teleskobu yeni bir galaksi kümesi görüntüledi. Hubble 1351 isimli galaksi uzay zamanı büküyor ve ışığı kırıyor. Bilim adamları uzay araştırmalarıyla evrenin sırlarını keşfetmeye devam ediyor. Yapılan son incelemelerde devasa ağırlık ve boyuta sahip yeni bir galaksi keşfedildi. Galaksinin ağırlığı Güneş'ten katrilyonlarca kat daha fazla. Bu sayede içinden geçen ışık karşısında bir büyüteç görevi görüyor ve ışığı büküp yeniden dağıtabiliyor. Galaksi ayrıca ağırlığı nedeniyle uzay zamanı da çarpıtıyor. Büyük Ayı takım yıldızı yörüngesinde görülebilen Hubble 1351, binlerce galaksinin merkez bir çekim gücüyle bir arada durmasından oluşuyor. Ve sabah ajansı devam ediyor, devam edecek. Burası A Haber. Saat başına doğru yeniden birlikteyiz inşallah. Sabah ajansı yayınımız yine karşınızda. Hafta içi sabah saat 6'da başlar sabah ajansı. Saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. İkinci yayın kuşağımızla birlikteliğimize devam ediyoruz. Saat tam 7, sabah ajansı yeniden huzurlarınıza geldi efendim. Birlikteliğimiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla devam edecek. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam yapılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kabine toplantısının ardından müjdeyi veren Erdoğan, Çalışma Bakanı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta sonuna kadar görüşmeleri tamamlayacağını söyledi. NATO Liderler Zirvesi dönüşünde yeni zam oranını açıklayacağını ifade etti. İşveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Başkan Erdoğan, memurların Temmuz ayı ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini söyledi. Kamu çalışanlarına ve emeklerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekleri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine
müsaade etmemektir. Yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesi ödeneceğini belirten Erdoğan, aile destek programının ilk ödemesinin de Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Öğretmenlerle ilgili ise yeni atama müjdesi verdi. Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Başkan Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ek bütçeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşmekte, bir başka ifadeyle kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Bütçe görüşmeleri kapsamında meclise bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin ilgili kanundan çıkarılmasını talep etti. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle kendisine muhalifim diyenlerin yürüttüğü ve gerçekleri yamultarak gündeme getirdikleri bir konu kökünden çözülmüş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi açıkladı. Hem maaşıyla ilgili hem emekli milletvekilleriyle ilgili durumu. Komisyon yarın saat 14'te toplanacak. Hangi komisyon? Asgari ücretle ilgili komisyon. Hemen takvimi ve süreci anlatalım. İşçi işveren hükümetten 15 kişilik komisyon artışı görüşecek. İkinci toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor. Çalışma hafta sonuna varmadan bitirilecek. Artış miktarını NATO zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Peki hangi senaryolar olabilir? 4.253 TL asgari ücret, %40 5.954 TL, %35 5.741 TL, %45 6.166 TL. Senaryolarda bunlar. Sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler, sabah şansı sürüyor. Burası A Haber. Manisa'dan İsmail Aydın mesaj göndermiş efendim. Erkan Tan, sel esnasında devlet bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla teyakkuz halindeydi ve canla başla çalıştı. Devletin bütün kurumlarına, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Takdirlerimizi arz ediyoruz diyor Manisa'dan İsmail Aydın. Sabah ajansı selle ilgili görüntülerle ve bilgilerle devam ediyor. Burak, bu tarafa doğru geliyor abicim. Dikkat et. Karadeniz'i sel vurdu, dereler taştı, evleri su bastı. Birçok noktada heyelan meydana geldi. İlerisi daha kötü artık. Toprak kaymaya başlamış, ilerisi daha kötü. Riskli olduğu için çok gitmeyeceğiz. Buradan geçiş iptal. Burası Kastamonu. İnebolu ilçesinde aşırı yağış sonrası dere taştı. Önüne ne geldiyse sürükledi. Bir köprünün yıkıldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Eyvah, gidiyor. Gitti. Gitti. Eyvah, çok kötü bu. Pazar yeri köprüsü gitti. Şimdi diğer köprünün oraya kadar gidiyor. Asıl tehlike şimdi. Birçok noktada tedbir alındı, vatandaşa sık sık uyarı yapıldı. Yağmur nasıl hızlandı görüyor musun? Meteorolojiden ard arda yapılan uyarıların ardından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde birçok noktada sellerin oluşmasına neden oldu. Emniyet birimleri özellikle dere yataklarının olduğu noktada vatandaşları dere yataklarına yaklaşmaması noktasında uyarılarda bulunuyor. Devam et, çek. Alan geliyor. Sabahın saat 5 gibi nasıl başladıysa artık devam etti bu yağmur böyle. Çok şiddetli bir yağışla karşı karşıyayız.
Sadece ilçemizde değil, Kastamonu genelinde bu durum söz konusu. Küre ilçesinde taşan dere kırsal alanları da vurdu. O dakikalarda korku dolu anlar yaşandı. Bozkurt ilçesinde de Ezine çayı taştı. Yolda yarıklar oluştu. Arkadaşlar çay çok fena geliyor. İnşallah binalara bir şey olmaz. Çay bir anda yükseldi. Burası da Bartın. Derelerin taştığı kentte yollar adeta göle döndü. Kameraman arkadaşım göstersin, Bartın'a giden işte Arıt Deresi'nin görüntüyü görüyorsunuz. O kadar şiddetli ki her an taşabilir. Çok yüksek gerçekten. Artık suyun rengi toprakla birlikte kızıla dönüşmüş durumda. Hemen kameraman arkadaşım da benimle birlikte gelsin yavaş yavaş. Burası normalde köy yoluna, başka bir köye giden bir güzergahtı. İşte o yol artık yok. Gerçekten o kadar şiddetli ki yolu alıp götürmüş resmen. Bakın buradan karşı tarafa köye gidiliyordu. Başka köylere ulaşımın sağlandığı bir bölgeydi. Artık o yol ortadan kalktı. Zonguldak'ta da benzer görüntüler vardı. Sel sonrası evleri su bastı. Ekipler bot yardımıyla vatandaşların yardımına koştu. Selin vurduğu Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev sular altında kaldı. Sel geliyor dediler. O yandan geldim. Zaten bir tane şeyimi almadan su attı. Attım kendimi tren yoluna artık. Yukarı çıkmış oldum. Koşa koşa geldim ama ben bir şey kurtaramadım yani. Hiç tahmini kaç ev burada hasar gördü? Hepsi gördü. Burada olan mahallenin hepsi gördü. Sinop Ayancık'taysa çay ve dere yatakları taştı. Türkeli'de de dere taşınca geçici köprüler ulaşıma kapandı. Kastamonu ilimizde etkili olan selde bir ev ve cami yıkıldı. O anlar cep telefonu tarafından kaydedilmiş. Bartın'da ise selde mahsur kalan 8 kişilik aileyi AFAD ve jandarma mensupları kurtarmışlar. Var mı daha? Kastamonu'da sağanak yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Azdava ilçesine bağlı Dereli Tekke köyünde dere yatağındaki bir ev yıkıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yıkılan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İnebolu ilçesi Çaykayı köyünde de bir cami sele kapıldı. Şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkılan caminin o anları kameraya yansıdı. Bu görüntülerde şiddetli yağışın sele neden olduğu Bartın'da kayda geçti. Kayadibi Çavuş köyünde evlerini su basan 8 kişilik aile evlerinde mahsur kaldı. Ailenin yardımına JAK ve AFAD ekipleri yetişti. Aile fertleri önce halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ardından da tek tek ekiplerce sırtlarda taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ya, var mı daha? Devletin bütün kurum ve kuruluşları teyakkuz halinde idi. Canlarını feda edercesine yardıma koşmak üzere çalıştılar, çabaladılar. Hepsine içtenlikle takdir ve tebriklerimizi arz ediyoruz. Karadeniz'in sel bilançosunu da hatırlatalım. 11 Ağustos 2021 Kastamonu Bozkurt, Sinop Bartın. 2016 Ordu'da sel, 4 can kaybı vardı, Allah rahmet eylesin. 22 Ağustos 2020'de Giresun Dereli'de sel, 11 can kaybı. 2019'da Trabzon Araklı'da sel ve taşkın olmuştu, 7 can kaybı. 2015'te Artvin Hopa'da sel ve heyelan olmuştu, 8 can kaybı yaşanmıştı. Karadeniz'in sel bilançosu da tarihte yaşananlarla böyle. Şimdi Mehmet Zeyrek yayınımıza katılıyor. Burası A Haber. İstanbul için, Marmara bölgesi için ve bugün için de uyarılar var. Gece yarısı İstanbul'da şiddetli yağışlar yaşandı değişik yerlerde. Mehmet Zeyrek, yayınımıza hoş geldin. Bulunduğun yerde pek yağmur ve yağış yok ama dinleyelim uyarılarını.
İyi sabahlar Erkan Tan. Tabii geceden beri mega kentte yerel sağanak devam ediyor. Bir saat önce bağlandığımızda yağışın şiddetini ekranlara taşımıştık. Şimdi de Haliç'ten son durumu ekranlara getirelim. Mega kentte pazartesi gününden itibaren meteoroloji şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yarın da dahil olmak üzere hava durumu bu şekilde ilerleyecek. İstanbul'da yerel olarak yağış birkaç dakika şiddetini artırıyor. Daha sonrasındaysa duruluyor. İşte şu anda da bulunduğumuz bu noktada da yarım saat öncesine kadar şiddetli bir yağış olduğunu da söyleyebiliriz. Karadeniz'deki kuvvetli yağış dalgası Marmara bölgesinde de aslında etkisini sürdürüyor. Bir yandan da uyarımızı yapalım. Sarı kodla meteorolojinin uyarı verdiği iller var. Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Bartın, Karabük, Bursa, Kastamonu, Ordu, Samsun, Zonguldak, Yalova ve Düzce illeri bugün sarı kodlu uyarılan iller arasında. Sakarya'nın bir bölümü ise turuncu kodla uyarılmış durumda. Tabii bu söz konusu iller ve yine başta İstanbul olmak üzere ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Gün boyunca da mega kentte yerel sağanak devam edecek diyelim. Havanın son durumu bu şekildeydi. Bizler de Haliç'ten tekrar sözü stüdyoya bırakalım Erkan Tan. Mehmet Zeyrek yayınımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyor ve gazetelerle yayınımıza devam ediyoruz. Akşam gazetesini okuyacağız. Saat 7:15 dakika geçiyor. Yeni asgari ücret bu hafta tamam, az önce zaten yayınlamıştık. Erdoğan talimat verdi. Bayram tatili 9 gün. Asgari ücret komisyonu yarın toplanıyor. Suriye ile ilgili yine mesaj eksiklikleri tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız diyor. 6:07'de kırmızı alarm. Ucuz tatil. Mesajla gelmez uyarı efendim. Devam ediyoruz yayına. Kılıçdaroğlu'na maaş resti. Erdoğan CHP'nin ek bütçede Cumhurbaşkanı maaşına yapılacak zamma eleştirmesine restle cevap verdi. CHP-HDP ittifakına PKK gözaltısı. Dün bu yayını özel olarak sizlere duyurmuştuk. Terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik Adana'da operasyon düzenlendi. CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li başkan yardımcısı da gözaltına alınanlar arasında. İl eş başkanları gözaltında, HDP Adana il eş başkanlarından bahsediliyor. CHP listesinden Seyhan Belediye Meclisi'ne giren ve sonrasında CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından başkan yardımcılığına getirilen HDP'li Funda Buyruk'tan bahsediliyor. Yakalanan 38 kişi arasında CHP'li Erdoğdu'nun eski eşinin ifşa ettiği torpille parti meclisi üyeliği, dolarla vekillik iddialarına parti yönetimi sessiz kaldı. Turkcell dijital banka kuruyor. NATO'da gözler Türkiye'de. İran'a terörle mücadelede uyarı yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı'nın fotoğrafları var efendim. 15 Temmuz'un bu yılki teması Türkiye aşkına olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden bahsediliyor. AK Parti CHP'li belediyelerin hiçbir işine mani olmadık dedi. Baykar 3 SİHA'yı Ukrayna'ya hibe edecek. Alışveriş merkezinde katliam, Rus füzesi vurduğunda binlerce sivil içerideydi. Ukrayna-Rusya savaşından bahsediliyor. Kundakçı yazlığı. Yangının ardından tutuklanan Sacit Ayhan'ın eşinden boşanan babası Kadir Ayhan'la birlikte yaşadığı Bördübet'in 7 Adalar koyundaki 15 metrekarelik kulübeyi akşam fotoğraflamış, ayrıntılar var. Sabah ajansı sürüyor. Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinin en önemli gündemi Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili vetosu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde görüşebilir. Açıklama ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'dan geldi. Sullivan, NATO zirvesinin en önemli konu başlıklarından birinin İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyeliği olacağını ifade etti. Bu kapsamda Türkiye'nin dile getirdiği sorunların ele alınacağının altını çizdi. Sullivan, zirvede Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşme olasılığını da değerlendirdi. Henüz bu yönde bir program olmadığını, ancak 24 saat içinde bir hareketlilik olabileceğini söyledi.
Bu arada Türkiye'nin endişelerinin oralarda nasıl karşılandığını bir kere daha anlatalım. Efendim Türkiye meşru bir müzakere yürütüyor. Bu vesileyle yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmalarını istemeleri nedeniyle Türkiye NATO üyesi devletlerin ne kadar korkunç bir ikiyüzlülük içerisinde olduğunu onların yüzüne haykırıyor. NATO Liderler Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg kameraların karşısındaydı. Gündemde ise İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci ve gerçekleşecek dörtlü zirve vardı. Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleri Madrid'de NATO zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu toplantının amacı İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda ilerleme kaydetmektir. Herhangi bir söz vermiyorum ama ilerleme için çalıştığımızı söyleyebilirim. Şimdiden nasıl bir ilerleme olacağını söylemek içinse çok erken. Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çalıştıklarının altını çizdi. Ancak zirvenin bu anlamda son tarih olmadığını da belirtti. Stoltenberg, stratejik bir rekabet döneminde olduklarını söyledi. Yeni konseptimiz stratejik rekabet dönemi. Şunu çok açık bir şekilde belirtmeliyim ki, Rusya doğrudan güvenliğimize en büyük tehdit. İlk kez bu toplantıda Çin, NATO güvenliğine bir tehdit olarak sınıflandırılacak. NATO zirvesinde alınacak bir başka kritik kararda acil müdahale gücüne ilişkin. Şu an 40 bin olan asker sayısı 300 bine yükseltilecek. Zirvede Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve kapsamlı bir yardım paketi konusunda da net mesaj çıkacak. NATO üyesi ülkelerde PKK, PYD, YPG'li kanlı katiller var. Fethullah Gülen kahpesinin adamları sevenleri var. DHKPC mensupları oradalar. NATO üyesi devletler bunları koruyorlar, kolluyorlar. Efendim... Bunu da yayına not düşelim ve sabah ajansına devam edelim. NATO üyesi ülkelerin askeri harcamaları. Bakınız ülke Amerika Birleşik Devletleri milyar dolar olarak değerlendirmek lazım rakamları. 811.140 milyar dolar. Birleşik Krallık 72.706, Almanya 63.339, Fransa 57.098, Yunanistan 7.758, Türkiye 13.014, değişim oranları da var. Efendim, NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarından bahsediliyor bu tabloda. Ankara'da baş döndüren bir diplomasi trafiği vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kez İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi. İki ülkenin terörle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Başka hangi konular masadaydı ve bu ziyaretlerin önemini anlatalım sizlere inşallah. Terörle mücadelede tabii işbirliğimiz önemli. Biz Türkiye'nin Suriye konusundaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Ankara'daydı. Çavuşoğlu Abdullahian görüşmesinde en kritik başlık terörle mücadeleydi. Görüşme sonrası her iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Bugün İran Dışişleri Bakanı kardeşim Hüseyin Emir Abdullahian'ı Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İkili ve bölgesel konuları ele alan bakanlar, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısının kısa süre içinde gerçekleştirileceğini vurguladı. Farklı alanlarda eş güdümü ve işbirliği nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Yüksek düzeyli işbirliği 7. toplantısını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin altı çizildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki güvenlik endişeleri ve beklentileri masaya yatırıldı. Güvenlik işbirliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü terör hepimizin ortak düşmanı. Güvenlik endişelerini anlıyoruz. Operasyonu gündeme getirmesini anlıyoruz. Türk tarafının güvenlik endişeleri bir an önce giderilmelidir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması, çevresel konularda işbirliği ve bölgesel gelişmelerde toplantıda konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da rezervde yeri 1 milyar dolar olan yüksek kaliteli petrol bulunduğunu açıkladı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Adana'da rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kaliteli petrol bulunduğunu duyurdu. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak yeni keşiflerin süreceğini belirtti. Karadeniz gazı, 540 milyar metreküplük rezerv miktarının ve 100 milyarlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle hem Karadeniz'deki hem Akdeniz'deki faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Erdoğan bir başka müjdenin de maden sektörüyle ilgili olduğunu ifade etti. Dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı olan Eskişehir Beylikova'da ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuracaklarını söyledi. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Hep söylüyoruz ya efendim, biz yaştakilerin hayal dahi etmediği, edemediği gelişmelerdi bunlar. Hayaldi, gerçek oldu. Demeyelim de. Ne diyelim şimdi? Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'errahmanirrahim. Hamdolsun Yüce Allah'a. Şükürler olsun. Büyük mucizeler, gelişmeler bunlar. Sabah ajansı devam ediyor efendim. Rusya'dan petrol tedarik edemeyen Fransa'da kriz arttı. Kriz artınca Macron, İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Bu cümleden olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının ardından oluşan enerji krizi konusunda dünyanın geldiği nokta, işte bu anlatılıyor haberde. Sessizce yanına gitti. Büyük bir heyecanla petrol konusundaki adımlarını anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 Liderler Zirvesi'ndeki bu hareketi eleştirilere neden oldu. Rusya ile yaşanan ambargo gerilimi nedeniyle akaryakıt krizi yaşayan Fransa, daha önce Venezuela ile petrol ticareti yapılması için ABD'ye talepte bulunmuştu. G7 Liderler Zirvesi'nde kameraların karşısında olduğunu unutan Macron, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la görüşmeleri hakkında bilgi verdi. İkilinin konuşması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın uyarısıyla kesildi. Kameraların kayıtlı olduğunu hatırlatan Sullivan, iki lideri içeride görüşmeye davet etti. Rusya ve Ukrayna savaşmaya devam ediyorlar ve savaş her geçen gün şiddetini arttırıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne söyledi geçtiğimiz haftalarda? NATO üyesi devletler arasında Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istemeyenler var. Korkunç bir gerçek bu. Rusya, Ukrayna'da binden fazla sivilin bulunduğu AVM'yi vurdu. Ekipler binadaki sivilleri kurtarmak için seferber oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları yeniden şiddetlendi. Rus füzeleri bu kez Kremençuk şehrine hedef aldı.
İçinde binden fazla sivilin olduğu AVM saldırının ardından alevlere teslim oldu. Kurtarma ekipleri alevleri söndürmek için harekete geçti. Ancak saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler de oldu. Alev topuna dönen AVM'den sağ çıkanlarsa korku içinde bölgeden uzaklaştı. Rusya'nın saldırılarına sahne olan bir başka şehirse Harkov. Şehre yapılan bombardımanda 4 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı. Efendim, Rusya ve Ukrayna'yı önce savaştırdılar, kışkırttılar. Ukrayna'yı savaş alanı olarak belirlediler. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere Rusya ile savaşıyorlar Batı bloğundakiler. Bu arada G7'den Ukrayna açıklaması var, onu da arz edelim. Ukrayna'ya 29 milyar 500 milyon dolarlık destek sağlamaya hazırız. Rusya'nın endüstriyel ürünlere ulaşımını engellemek için yaptırımlar genişletilecek. Küresel gıda güvenliğine yönelik girişimler teşvik edilecek. Rusya'nın nakliye gemilerinin geçişine izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Çatışma nedeniyle küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerden Rusya sorumludur. Rusya'nın Belarus'a nükleer füze taşıyabileceğine ilişkin açıklamasından endişe duyuyoruz demişler. Arz edelim. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, önce savaşsınlar diye kışkırttılar. Şimdi de savaş bitmesin diye özellikle çabalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçmiş haftalarda ne dedi bir daha anlatalım. NATO üyesi devletler arasında Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istemeyenler var dedi. Korkunç ve acı bir gerçek bu. Sabah ajansı devam ediyor. Ürdün'de, liman kentinde, Akabe'de zehirli gaz dolu tank gemiden indirildiği sırada patladı. Zehirli gaz tankı patladı. Havaya sızan kimyasal nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ürdün'ün Akabe kentindeki limanda vinçle gemiden indirilmeye çalışılan zehirli gaz dolu tank yere düştü. Patlamanın etkisiyle etrafa sarı renkte zehirli gaz yayıldı. O anlar limandaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Gaz nedeniyle çok sayıda kişi öldü, hastaneye kaldırılan 250 kişi de tedavi altına alındı. Bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Saat 7:32 dakika geçiyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı gazete başlıklarıyla devam edecek. Hızlıca Yeni Şafak gazetesini hem okuyacağız hem göstereceğiz. Bir skandalın anatomisi. Haziran başıydı. Ankara Haber Merkezi'nden arkadaşlar, CHP kulislerinde partinin güçlü ismi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile ilgili konuşulanları paylaşmıştı diyor. Bir haber analize yer veriliyor. CHP'de yaşananlarla ilgili uzay için son 3 gün Türkiye'nin ilk uzay yolculuğundan bahsediliyor. Krediler doğru adrese gidecek. Çok önemli bir başlık Yeni Şafak gazetesinde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun varlıklarını döviz olarak tutan şirketlere TL olarak ticari kredi verilmemesi kararı iş dünyasına destek geldi. Yeni Şafak'ın görüşlerine başvurduğu iş dünyası temsilcileri, düzenleme ile krediler gerçekten ihtiyaç duyan ve yatırım yapan reel sektöre gidecek dendi. Tedbirlere devam. Sahte ilanlar, internet sitelerinde yer alan menkul ve gayrimenkullerle ilgili sahte ilanlar konusunda uyarıyor haber. 8 Temmuz'da zamlı maaş. Yurtlar kış 45 gün bedava. 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacak diyor. Haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram tatili 9 gün. Türkiye aşkına, meydanlara 15 Temmuz etkinliklerinin bu yılki sloganı. G7'den Çin'e çelme, Rusya için toplandılar. Pekin'i bypass kararı aldılar. Katliam soruşturulsun. İspanya Fas sınırındaki kentte 37 göçmenin hayatını kaybettiği katliama tepkiler büyüyor. Karadeniz'de yaşananlar, dereler taştığı haberiyle Yeni Şafak'ta efendim. Tahıl koridoru için güzergah aranıyor. Taraflar İstanbul'da bir araya gelecek. Pınar Gültekin davası istinafa taşındı.
CHP'li Seyhan Belediyesi'ne. PKK operasyonu, belediye başkan yardımcısı da gözaltına alınanlar arasında. Dün duyurduğumuz haber bugün gazetelerde yer alıyor. Şimdi efendim, bütün ev sahiplerini, bütün kiracıları ilgilendiren bir haber var sırada. Yargıtay, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zarar için emsal niteliğinde bir kararın altına imza attı. Komşuları karşı karşıya getiren evlerde meydana gelen su sızıntısı sorunları Yargıtay'a taşındı, emsal karar verildi. Bu noktada yüksek mahkeme bir komşusuna zarar verecek davranış içerisinde bulunan kişinin ortaya çıkan maddi külfeti karşılamak, onu yüklenmek durumunda olduğunu karara bağladı. Yargıtay yeni bir karara imza attı. Özellikle de komşular arasında sık sık problem olan su sızıntılarından kaynaklı maddi hasarı hangi tarafın ödeyeceği emsal kararla açıklandı. Karar güzel. Su sızıntısından dolayı eviniz hiç hasar gördü mü? Gördü, evet. Diyelim ki üst komşunuzun su borusu patladı ve sizin daireniz su sızıntısından dolayı büyük hasar aldı. İşte bu durumda arızanın meydana geldiği evin sahibi işte bu maddi zararı karşılamak zorunda. Hasarın meydana geldiği ev sahibi bu hasar sebebiyle diğer komşuların uğradığı zararı da karşılamak durumunda olacak. Eğer ki burada ev sahibi değil bir kiracı, örneğin musluğu açık bırakmak suretiyle bir zarara sebebiyet vermişse, o zaman ev sahibiyle beraber tabii ki kullanımda bulunan kiracı da bu zararı gidermekle beraber sorumlu olabilecek. Su borusu patladığı için bizim banyomuz biraz arıza gördü ama yaptırdılar. Peki kim ödedi? Üstteki komşumuz ödedi. Diyelim ki kiracınızın başına öyle bir durum geldi. Parayı verir misin? Ben zaten yaptırıyorum. Problem yok yani. Her biri yapmıyor yani. Eve göre değişiyor illaki. Avukat Zafer İşeri bu kararın hem hasarın giderilmesi hem de komşuların dostluk ilişkilerinin bozulmaması için önemli bir karar olduğunu belirtti. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de değerlendirilebilir. Ancak yargıya gidilecekse her şeyden evvel ben kişilerin sigortalatması, taşınmazlarını, bulundukları yeri ve eşyaları sigortalatmalarını tavsiye ediyorum. Böylece komşular arasındaki bir müzakere ya da münakaşaya mahal verilmeden doğrudan sigorta şirketine başvurulabilecek. Sigorta şirketi zararı giderdiğinde bu sefer komşunuz da sigorta şirketi muhatap olabilecek. Çözdük. Yani aramızda öyle kırgınlık falan olmadı. Olur mu canım? Kimin hatasıysa o ödemesi lazım. Maddi hasarı siz mi karşılardınız yoksa ev sahibinden mi isterdiniz? Muhtemelen ev sahibinden isterdim. Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuş gerçekleşmiş. Hacı adaylarımızdan oluşan kafile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine uçmuş. Allah kabul etsin, dua eder, dua bekleriz inşallah. Rize Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi yapıldı. Çok mutluyum. Allah Rabbim herkese nasip etsin. Bir aylık dönemde 372 uçuşla 48.103 yolcunun kullandığı Rize Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu hacı adaylarından oluşan kafileyle Suudi Arabistan'a yapıldı. Yani ilk kez haca gideceğim ve ilk kez de uçağa bineceğim. Bu Rize Artvin Havalimanı'nda nasip olacak. Direkt gideceğiz. Yurt dışına bilhassa Mekke'ye ilk uçuş bize nasip oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Hepsine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Hava Yolları'na ait uçakla hacı adayları Rize'den Cidde'ye direkt uçuşla vardı. Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci, dünyanınsa beşinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı 4,4 milyar liraya mal oldu. Allah ibadetlerini, şükürlerini, zikirlerini kabul buyursun inşallah hacı adaylarımızın. Dua eder, dua bekleriz. Şimdi Kurban Bayramı'yla ilgili özel bir gündemle yayınımıza devam ederiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklarla ilgili de pazarlıklar kızışıyor. Kaç, 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 kaç.
Kırt olsun. Kırt olsun. Kimden hayırlı olsun. Amcacığım bu cemaati kırmıyorum 50 bin lira. Hayırlı olsun. Şurada biz var. Fiyatlar verildi. Pazarlıklar başladı. 40'a hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Beğendin mi kurbanlık hayvanınızı? Evet. Kurbanlıklarını erkenden almak isteyenler kurban pazarlarının yolunu tuttu. Pazarlarda alıcısını bekleyen kurbanlıklar kilolarına göre ayrıldı. Kurban pazarının gözdelerinden bir tanesi de hemen arkamda görmüş olduğunuz Çınar. Kendisi tam 1 ton 100 kilo. 3,5 yıldır kendi çiftliğimizde özenle besliyoruz. Alıcısını bekliyor. Pazarlığa girişen alıcılardan kimi fiyatla anlaştı, kimi ise anlaşmaya varamadı. Tamam bırak 37 ya. Tamam 37. Bir satış daha gerçekleşti. 37 bin lirada anlaştılar. Kurban pazarlarındaki hareketlilik de devam ediyor. 105 tane falan kaldı. Biter mi kurbana kadar? Biter ya. Daha kaç gün var kurbana? En son 25 dedi. 23'e bırak dedim. Bırakmadı. Sizlerle birlikte pazarlığa gidelim. Belki bırakırlar. Ne kadar istiyorsunuz? Ben ne istiyorum Hasan Usta? Ben 32 lira diyorum. Ben 20 bin lira vereyim ben dedi. Ben ne yapayım ablacım ya? Sen ne yapıyorsun? Kaç ay? Ne kadar oldu? 30 bin lira size. Hoş geldin, hoş olmadı, geldin. Olmadı tabii kurban pazarları her zaman anlaşmayla da sonuçlanmıyor. Bu hayvan olmadı ama başka hayvanlar da bakmaya devam edecekler. Evet, onu ben ama en sonunda yine geleceğim. 22 bin lirayı alacağım. Saat 7'yi 40 dakika geçiyor. Ünlü Hollywood yıldızı Robert De Niro İstanbul'daydı. Ona bırakıyoruz şimdi yayını. Gişe rekorları kıran ödüllü filmlerin yıldızı Robert De Niro 20 yıl sonra yeniden İstanbul'da. Hollywood yıldızı ortağı olduğu bir restoranın İstanbul şubesindeki etkinliğe katılmak için geldi. De Niro İstanbul'da film projesine sıcak baktığını söylediği İstanbul'a övgüler yağdırdı. Burası film yapmak için harika bir yer. Sadece bir hikaye gerek. Zor olan kısım bu. Şehir harika ve çok büyük. Çok büyük bir şehir. 20 yıl önceki ziyaretimde buranın ne kadar büyük olduğu aklımda kalmış. Biz arkadaşız. Her gün görüşmüyoruz ancak sağlam bir dostluğumuz var. Birbirimizle konuşmaktan her zaman çok zevk alıyoruz. Bu kariyerimizle ilgili de olabilir. Karşılıklı tavsiye vermek ya da başka şeyler üzerine olabilir. Hollywood yıldızı sosyal medyadan neden uzak durduğunu da anlattı. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu saçmalığın içinde olmak isteyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Ben böyle mutluyum. Kim ihtiyaç duyuyor? Sen, o, diğeri. Benim ihtiyacım yok. Twitter. Hayır, asla. Twitter hesabım da yok. Eğer benim iznim dışında açtıysalardı hayır. Twitter hesabım yok. Dünyanın en büyük aptalı Twitter'da ve sanırım kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Nihayet susturdular onu. Ve Sabah Ajansı'yla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Sabah Ajansı hafta içi her sabah saat 6'da başlar. Üçüncü yayın kuşağımızla karşınızdayız. Saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam edelim. Az sonra yayınlayacağımız haberlerden bazılarını arz ediyoruz sizlere sevgili seyirciler. Batı Karadeniz'de sel yaşandı. Şiddetli yağış sonrası dereler taştı, köprüler yıkıldı. Az önce görüntülerinin bir kısmını seyrettiniz. Kastamonu ilimizde bir kişi kayıp. Bakanlar selin o yaşandığı bölgelerdeydiler. Çalışmaları yerinde SEK ve idare ediyorlar. A Haber ekipleri dünden itibaren, olayların yaşandığı andan itibaren bölgede sizlere haber vermeye çalışıyorlar. Mahmut Erdoğan Kastamonu ilimizde. Hakan Süer Bartın'da. Önce Kastamonu'ya götüreceğiz sizleri. Mahmut Erdoğan yayınımıza katılıyor. Hakan Süer Bartın'da hazır bekliyor. Mahmut Erdoğan seni dinliyoruz. Erkan Tan günaydın, iyi yayınlar diyelim. Birkaç dakika önce yine bölgede yağışlar başladı. An itibariyle meteoroloji tarafından gelen uyarılar çarşamba gününe kadar Batı Karadeniz bölgesindeki illerimiz için geçerliliğini sürdürüyor ki selden en çok etkilenen illerimizin arasında elbette ki Kastamonu geliyor. Kastamonu'da da İnebolu ve Bozkurt ilçeleri yoğun yağış sonrasında sellerin ve taşkınların yaşanmasına neden olan ilçeler arasındaydı. Özellikle bölgede erken uyarı sisteminin erken olarak uyarısını yapmasının ardından tedbirler de alınmıştı.
Dün akşamki gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başkan Erdoğan talimatıyla 5 bakan bölgeye gelmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dün gece geç saatlerde Kastamonu'ya ulaştı ve Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu ve açıklamalarda bulundu. 170'in üzerinde ihbarın alındığını ve tüm ihbarlara ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Bununla birlikte bir vatandaşımızın Kastamonu'da kayıp olduğu bilgisi var. Bununla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bilgisinin de paylaşıldığını belirtelim. Özellikle Bozkurt ilçesinde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın kurtarılması için helikopterler devreye girdi ve birçok mahsur kalmış vatandaşımız da mahsur kaldıkları noktalardan helikopterlerin yardımıyla birlikte kurtarıldığı bilgisini paylaşalım. Bölgede hasar tespit çalışmaları da bir taraftan yapılmaya devam edilirken özellikle selden en fazla etkilenen bölgelerden birisi de Kastamonu'da İnebolu'ydu. Burada da köprüler yıkıldı ve Söke Çayı, şu an üzerinde bulunduğumuz Söke Çayı saçma sonucu iki köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşalım. Hemen kameraman arkadaşım Ekrem Aslan'la birlikte yolun karşısındaki kısma geçelim. Bakın burada hemen karşı tarafta bulunan iki köprü yaşanan yoğun yağmur ve sel sularıyla birlikte büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ve hemen dere yataklarının bulunduğu bu Söke Çayı'nın kenarında ekipler tarafından bir tahkimat gerçekleştirmeye çalışıldı. Çünkü olası bir yağışın artmasında sel sularının yan tarafta bulunan ev ve iş yerlerine girmemesi için yolun her iki tarafına da kamyonlarla birlikte burada tahkimat gerçekleştirildi. Bilgisini paylaşalım. Dün gün boyunca bölgede kaymakamlığın talimatıyla iş yerleri açılmamıştı. Bugün sabah hayat yeniden normale dönmeye başladı. Ancak meteorolojiden yağış uyarılarının gelmeye devam ettiği bilgisini paylaşıp sözü Kastamonu'dan size bırakalım. Mahmut Erdoğan Kastamonu ilimizdeydi. Son durumu, şu anki hali anlattı, gösterdi. Hakan Süer Bartın'da yayına bağlanmak ve son durumu anlatmak, göstermek üzere Bartın'da bekliyor Hakan Süer. Ama önce Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından Bozkurt ilçesini nasıl sel vurmuş onu bir göstermek istiyoruz sizlere. Sel bölgesinde helikopterle tahliye anını getireceğiz ekranlarınıza. Dereler taştı, köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Karadeniz'de şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Kastamonu'da Ezine Çayı'nın debisinin aniden yükselmesiyle evleri ve iş yerlerini su bastı. Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşların yardımına Mehmetçik koştu. Mahsur kalanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterlerle böyle tahliye edildi. Şimdi efendim sel felaketinin yaşandığı noktalardan birine, Bartın'a götüreceğiz sizleri. A Haber muhabiri Hakan Süer Bartın'da karşımızda hazır bekliyor. Hakan Süer, seni dinliyoruz. Evet Erkan Tan, biz de Bartın'dan günaydın diyelim öncelikle. Evet, artık Bartın'da sel felaketinin 3. gününe girdik. Dün gece gerçekten zor bir geceydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu bölgedeydi. Şu an itibariyle bölgede yağış yok ama birçok, özellikle Bartın merkezde birçok nokta sular altında ve özellikle işe gidecek olan vatandaşlar veya işten çıkıp evine gidecek olan vatandaşlar, yollar sularla kaplı olduğu için işte görüyorsunuz belki de yüzlerce vatandaş Bartın'da bu şekilde bekliyorlar. Çünkü yani yüksek, altı yüksek olan araçlar dışında hiçbir şekilde araçlar geçiş yapamıyor. İşte bu nedenden sebepte ne yazık ki işçiler şu anda Bartın sokaklarında suyun çekilmesini bekliyor. Hemen karşı tarafta suyun içerisinde vatandaşları görebiliyoruz. İşte risk alıp suya girenler de var. Paçalarını sıyırıp da. Tabii onun dışında diğer vatandaşlar da ya servisin gelmesini bekliyor ya da artık nasıl gidecekler biz de merak ediyoruz. Ama Bartın merkezde birçok nokta tamamen sularla kaplı. Dediğimiz gibi dün gerçekten zor bir gündü Bartın için. Yoğun bir yağış vardı. Özellikle öğleden itibaren akşam saatlerine kadar yağış görmek mümkündü. İşte bir hanımefendi şu anda artık paçalarını sıvamış ve karşıya geçmeye çalışıyor. Muhtemelen işine gitmeye çalışıyor. Birçok noktada bu görüntüleri görmek mümkün. Bartın caddelerinde, sokaklarında işte görüyorsunuz. Hemen hemen her yer böyle. Polis ekipleri
ekipleri var karşı tarafta. Hemen kameraman arkadaşım Burak Aydemir gösterirse bakın tam karşıda polis ekipleri de artık ayakkabılarını eline almışlar. Bartın'ın sokakları tamamen böyle Erkan Tan. Çünkü dün yoğun bir yağış vardı. Gece de etkisini göstermişti. İşte o özellikle yüksek kesimlerden gelen su birikintisi merkeze ulaştı. Merkeze ulaşmasıyla birlikte de işte şu an görüntülerde görmüş oldunuz. Bu su birikintileri oluştu. Tabii ki AFAD burada birçok noktada görev alıyorlar. Özellikle su basan evler var. Su basan evlerin de tahliyesi için ekiplerin yoğun bir mücadele gösterdiğini söyleyebiliriz. Gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye geldi. Su basan, sel basan yerlerde incelemeler yaptı. İşte ardından da günün ağırmasıyla birlikte de sel sularının merkezde olduğu net bir şekilde görüldü. Az önce de belirttik zaten. Bartın'da yüzler insan işten eve veya evlerinden işe gitmek için artık bekliyorlar. Çünkü caddeler tamamen sularla kaplı. Toparlamak gerekirse dediğimiz gibi bugün ara ara Bartın'da tekrar yağış bekleniyor ama dünkü gibi şiddetli bir yağış beklenmiyor. Temenni işte bu caddelerdeki, sokaklardaki suların çekilmesi ki çünkü belki de yüzlerce ev şu anda özellikle birinci katları sular altında ve herkes suların artık çekilmesini bekliyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Hakan Süer yayınımıza katıldı. Sabah Ajansı devam ediyor. Ve şimdi Ankara'ya bağlanacağız efendim. Yayını Ankara'ya devredeceğiz. Arzu Fidanverdi Ankara'nın gündemi hakkında bilgiler vermek üzere Ankara'da hazır bekliyor. Arzu Fidanverdi günaydın, seni dinliyoruz. Erkan Tan günaydın. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Madrid'de gerçekleştirilecek olan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere bugün İspanya'da olacak. Özellikle bu noktanın altını çizelim. 30 ülke devlet başkanının yer alacağı bu zirvede Başkan Erdoğan'ın çantasında elbette İsveç ve Finlandiya'nın durumu olacak. Yine Yunanistan'ın provokasyonları da elbette o toplantıda görüşecek noktalardan bir tanesi olacak. Yine dünyanın aslında yakından takip ettiği bu kritik zirvede 30 üye devlet ve hükümet başkanları da yer alacak. Ve Başkan Erdoğan o görüşmede liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşecek. Türkiye'nin tezlerini özel belge ve dosyalarla da bu kritik zirvede sunmuş olacak. Yine bu dörtlü zirvede neler görüşecek detaylandıracak olursak hemen bu noktayı. İsveç ve Finlandiya'nın öncelikle terör örgütü PKK, YPG ve PYD'ye vermiş olduğu silahlarla birlikte finansal ve siyasi destek kanıtlarıyla bir kez daha bu kritik zirvede ortaya konulmuş olacak. Yine Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaştan dolayı gıda krizi de elbette Başkan Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru zirvesi, tahıl koridoru da elbette bugünkü toplantıda ele alınacak konulardan bir tanesi olacak. Yine Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için zirvede liderlerle de bir araya gelmesinin planlanmış olduğunu belirtelim. Öte yandan baktığımızda Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi sebebiyle Ege'de gerginliği tırmandıran kritik zirvede görüşecek konulardan bir tanesi olacak. Yine aslında baktığımızda 1947 Paris ve 1923 Lozan anlaşmalarının esastan ihlali anlamına gelen gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve Savunma Bakanı Yardımcısı düzeyindeki tahrik edici ziyaretlerde elbette Türkiye tarafından kayıt altına alınmıştı. İşte bu noktada baktığımızda Atina'nın reddetmiş olduğu gerçeklerde müttefiklere belgeleriyle bu kritik zirvede altı çizilerek gösterilmiş olacak. Yine Suriye sınırındaki terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için elbette yapılması planlanan 5. operasyonda NATO zirvesinde Başkan Erdoğan tarafından detaylı bir şekilde görüşülecek konulardan bir tanesi olacak. Yine yeni göç dalgasının engellenmesi için elbette bu konunun da masadaki bir diğer başlıklardan bir tanesi olacağını söyleyelim. Son olarak yine küresel ekonomik kriz de elbette masada olacak konulardan biri. Başkan Erdoğan dünyadaki enerji krizi ve dolaylı olarak petrol fiyatlarındaki yükselişi de bu zirvede detaylı bir şekilde görüşmüş olacak. Dediğimiz gibi kritik zirve için Başkan Erdoğan bugün Madrid'e gidecek. Biz de gelişmeler olduğu takdirde yine sizlere bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar size bırakalım Erkan Tan. Arzu Fidanverdi yayınımıza katıldı. Sabah Ajansı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyor. Asgari ücret ile ilgili ek zam konusunda da önemli bilgiler verdi. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam yapılması için çalışmalara başlandığını duyurdu.
Kabine toplantısının ardından müjdeyi veren Erdoğan, Çalışma Bakanı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta sonuna kadar görüşmeleri tamamlayacağını söyledi. NATO Liderler Zirvesi dönüşünde yeni zam oranını açıklayacağını ifade etti. İşveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Başkan Erdoğan, memurların Temmuz ayı ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini söyledi. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emeklileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesi ödeneceğini belirten Erdoğan, aile destek programının ilk ödemesinin de Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Öğretmenlerle ilgili ise yeni atama müjdesi verdi. Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Başkan Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ek bütçeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşmekte. Bir başka ifadeyle kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Bütçe görüşmeleri kapsamında meclise bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin ilgili kanundan çıkarılmasını talep etti. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına zam istediği iddiası gerçek dışı bir yalan olarak ortaya atılmıştı. Özellikle kendisine muhalifim diyenler tarafından o iddiaya da en sert bir biçimde meydan okuyarak cevap verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan devam eden bir son dakika gelişmesiyle efendim çok önemli şüpheliler gözaltına alındı. Önemli bir operasyon var. Operasyon Ankara'da. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve KOM Daire Başkanlığı ekipleri ortak bir operasyon yaptılar. Demir çelik fiyatlarını manipüle eden ve 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik demir yumruk operasyonu düzenlendi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideriyle birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Ankara Emniyeti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve KOM Daire Başkanlığı ekipleri ortak olarak yürüttüler. 29 ilde demir yumruk operasyonu gerçekleştirildi.
Ve efendim şimdi asgari ücretle ilgili süreci merak edenleri hemen bilgilendirelim. Komisyon yarın saat 14'te toplanıyor. Asgari ücrette zam takvimi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon 15 kişilik artışı görüşecek. İkinci toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor. Çalışma hafta sonuna varmadan bitirilecek. Artış miktarının NATO zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisi bizzat açıklayacak. Peki ne olabilir? Hemen onu da arz edelim merak edenler için sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ne olabilir? Senaryolar %40 olursa 5954 TL, %35 olursa 5741 TL, %45 olursa 6166 TL. Asgari ücrette olası senaryolar bunlar. Şimdi efendim rezerv bulundu. Petrol rezervi bulundu açıklamasını da bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Adana'da rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kaliteli petrol bulunduğunu açıkladı. Hemen Halil İbrahim Uğur'a sözü ve yayını devredelim ve konuyu anlatmasını rica edelim. Halil İbrahim Uğur, günaydın, seni dinliyoruz. Erkan Tan, iyi yayınlar dilerim. Evet, şu anda Adana'da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde tespit edilen bulunan Çukurova 1 petrol kuyusunun hemen yan tarafında bulunuyoruz. İşte Adana'nın Ceyhan ilçesinde Soysalı Mahallesi'nde ilk olarak burada petrol bulundu. Dün kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Çünkü geçen hafta bu müjdeli haber duyurulmuştu ve ardından da merak ediliyordu buradaki bulunan petrolün rezervi. İşte bu konuda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi açıklamayı yaptı ve Çukurova 1 ve Çukurova 2 petrol kuyularında toplamda 1 milyar dolarlık rezervin olduğu yönündeki resmi açıklamayı gerçekleştirdi. İşte şu anda ilk olarak Çukurova 1 petrol kuyusunu ekranlara getirdik. Çünkü burada petrolün tespit edilmesinin hemen sonrasında burası bir merkez olarak kabul edildi. Ve çevresinde bir daire belirlenerek işte o daire içerisinde de az önce kameraman arkadaşım Fırat Yıldız gösterdi. Değişik noktalarda da şu anda burası merkez olarak kabul edildikten sonra daire şeklinde 8 ayrı daha kuyu açıldı. İşte oralarda da çalışma devam ediyor. Hemen önümüzde bir tane tanker var. Çünkü o tankerde burada bulunan petrol çıkartıldıktan sonra emisyon ediliyor. Emisyon edildikten sonra işte bu tankerlerle tankerlere dolduruluyor ve ardından da Adana'nın Ceyhan ilçesi Soysalı Mahallesi'nden alınıyor ve Adıyaman'a götürülüyor. Orada da rafineli edilmiş oluyor. Şu anda işte görmüş olduğunuz alan ilk petrolün bulunduğu kuyu. 1998 yılında Adana Ceyhan depremiyle aslında burada petrol olduğu yönünde bir sinyal çıkmıştı ortaya. Çünkü burada 98 yılında sahipler tarafından mısır ekilmişti. Mısırı akşam sulamıştı tarla sahipleri. Sabah geldiklerinde toprağın siyah olduğunu gördüler ve ardından da burada petrolün olacağı yönünde bir tespitte bulunup ardından da analiz yaptırdılar toprağa ve sonrasında da toprakta yapılan analizde petrol ürünü olduğu tespit edildi. Ardından yabancı firmalar geldi buraya ve ardından da burada kuyu açarak burada petrol araması yapmaya başladılar. Ancak yapılan bu çalışmalar sonrasında burada petrol yok denildi ve açılan kuyular kapatıldı. Tarla sahipleri ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştılar, durumu anlattılar ve burada petrolün olduğu yönünde ellerindeki raporları gösterdiler, buluntuları gösterdiler ve ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve talimatıyla burada 2 yıl önce yeniden çalışmalara başlanıldı ve ardından da 2 yıl sonra yapılan çalışmalardan 2 yıl sonra işte o müjdeli haber geldi. Hemen arkamda Çukurova 1 petrol kuyusunda petrol bulunduğu yönünde müjdeli haber geldi ve bu rezervde merak ediliyordu. Çünkü petrol kuyusundan ne kadar rezerv çıkacağı noktasında tahminler vardı, beklentiler vardı. İşte bu noktaya da Başkan Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Çukurova 1 ve Çukurova 2 petrol kuyularında yaklaşık 1 milyar dolarlık rezerv olduğunu
söyledi ve burada çalışmalar devam ediyor. Diğer açıdan kuyularda da çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade edelim. Sözü tekrar Adana'nın Ceyhan ilçesinden petrol kuyusunun bulunduğu noktadan tekrar İstanbul Merkez stüdyolarına bırakalım. Erkan Tan. Halil İbrahim Uğur yayınımıza katıldı efendim. Gazetelere bakıyoruz. Sabah asgari ücrete ek zam müjdesi ayrıntılarla verilmiş. Biz de az önce anlattık zaten. Pislikleri örtmeyin. Aşağı doğru inelim ilk sayfada. CHP'de yaşananlar Erdoğdu'nun partideki kirli ilişkileri anlattığı ses kaydını ifşa eden eski eş Özge Pomen CHP'ye pislikleri örtmeyin çağrısı yaptı. Ayrıntılar var Sabah gazetesinde. Efendim, takvime de hızlıca bakalım. Takvim gazetesinin ilk sayfasında da benzer başlıklar var. CHP'de dolarla vekil oluyorlar. Aykut Erdoğdu bu konuyla ilgili bu iddianın sahibi aslında o. Aşağı doğru inelim efendim. Bayram müjdeleri de gazetelerde var. CHP'lileri şoka uğrattı bu ses kaydı. Ben burada yırtınıyorum. Dolarla milletvekili oluyorlar. Tuğba Torun'un ses kaydı efendim. Aykut Erdoğdu'nun iddiaları konuyla ilgili yaşananlar var. Devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin idare heyeti acaba ne diyecek diye herkes merak ediyordu. Bakalım onlar konuyla ilgili hangi açıklamaları yapmışlar? Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru karar vereceğine inanıyoruz. CHP yönetimi kaset skandalı konusunda sessizliğini bozdu. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile ilgili disiplin süreci başlatılmadı ama parti sözcüsü Faik Öztırak, MYK sonrası yaptığı açıklamada Erdoğdu'ya istifa et imasında bulundu. Eski eşini yakın zamanda evlendiği Tuğba Torun'la ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışan Erdoğdu'nun ses kaydı sosyal medyada gündem olmuş. Söz konusu kayıtta Tuğba Torun'un parti meclisine girmesi için Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü anlatması liyakat tartışmalarını beraberinde getirmişti. Özge, kurultayla, bak ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım, ya beni çıkarın bunu al dedim. Başka bir telefon görüşmesinde ise Tuğba Torun dolarla milletvekili oluyorlar diyerek CHP yönetimini eleştirdi. Öztırak basın toplantısında bu iddia ile ilgili sessiz kaldı, bol bol vaatlerde bulundu. Hak eden hak ettiğini alsın, siyasi kayırmacılık son bulsun diyorsanız bize katılın. Kılıçdaroğlu yönetimi Tuğba Torun ve Aykut Erdoğdu ile ilgili disiplin mekanizmasını çalıştırmadı. İki ismin istifa edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Efendim burada konu özel hayatla ilgili mahrem kalması gereken konular, kimse ilgilendirmeyen meseleler değil. Konu Aykut Erdoğdu'nun bizzatihi kendisinin CHP'de dolarla milletvekili oluyorlar iddiası. Konu bu. Diğer meseleler kimsenin ilgilendiği meseleler değil. Sabah Ajansı sürüyor. Mehmet Zeyrek yayınımıza katılacak. Haliç'le ilgili son durum. Haliç'te çöpler birikti. Suyun rengi değişti. Kirlilik kıyıya vurdu. İşte oralarda Mehmet Seyrek. Mehmet Seyrek, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. İstanbul Boğazı'nın incisi Haliç artık yıllardır kötü koku ve kirliliğe dayanamıyor ve kıyılara vuruyor artık bu pislik. Şu anda Cibali Mahallesi mevkindeyiz. Bakın burada teknelerin park ettiği noktada yaklaşık 2 kilometre boyunca bu pislikleri görebiliyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu alanındaki bu sahada maalesef işte atıl durumda olması da hem vatandaşların hem de tekne sahiplerinin tepkisiyle karşılanıyor. Tabii kıyıya vuran bu çöplerle birlikte Haliç'in rengi de değişmiş durumda. Bazı noktalarda yağlanmaları da görebiliyoruz. Elbette bazı sorumsuz tekne sahiplerinin de bunda payı var. Ancak yine de buranın kaderine bu şekilde terk edilmesi de vatandaşların tepkisiyle karşılanıyor. Bakın Haliç'in kıyısına vuran o pislikler şu anda canlı yayın süremize sığdırmak için biraz daha hızlı ekran getirmeye çalışıyoruz. Şimdi kameraman Özden Kul size bir noktayı daha gösterecek. Bırakın sahildeki kıyıya vuran çöpleri, kenardaki işte bu çöpleri dahi
temizlemek konusunda yetersiz kalınıyor. Bu çöplerin aslında geceden temizlenip alınması gerekiyor, ancak sabahın bu saatinde dahi işte kötü koku ve pis kokular yükseliyor. Bir yandan da Haliç'in kıyısındaki o malum görüntü geliyor ekranlarınıza. Haliç'in aslında büyük bir kısmı kötü kokuyla kaplanmış durumda ve yer yer renk değişimi de yaşanıyor. Ancak Haliç'le ilgili maalesef son 3 yıldır hiçbir tedbirin alınmaması da vatandaşların tepkisiyle karşılanıyor. İşte Haliç'in kustuğu, kıyılara kustuğu o kirli görüntülerden bir kare ekranlara taşıyabildik. Erkan Tan. Mehmet Seyrek yayınımızdaydı. Efendim, bütün bu görüntüleri, bütün bu bilgileri biz kamuoyuna paylaştığımızda CHP'liler diyorlar ki engelleniyoruz. Kaynaklarımız kesiliyor. Peki gerçek bu mu? Gerçek, hakikat şimdi ekranlarınızda. Operasyon merkezi CHP olan, milli meseleleri dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı tercih eden bir muhalefet anlayışı, ülkemizin ve demokrasimizin önündeki en büyük engeldir. AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Grup Başkan Vekilleri ortak açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul ve Ankara özelinde örnekler verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen 4064 dosyanın 3955'ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclise sunmuş olduğu dosyaların %97.4'üne evet demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de meclise gelen 6229 dosyanın 6033'üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclise sunduğu dosyaların da %97'sine evet demiş. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi hükümetten geleceği öngörülen para 20 milyar Türk lirasıdır. Oysa 2021 yılında merkezi bütçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 25.6 milyar TL para gelmiştir. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gelen para ise 9.3 milyar TL'dir. Engelleniyoruz ve kaynaklarımız kesiliyor algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir. Söz konusu CHP zihniyeti bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere hayır demişler ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Demek ki neymiş? Engelleniyoruz, kaynaklarımız kesiliyor iddiaları gerçek değilmiş. Rakamlarla anlattılar efendim az önce. Devam edelim yayınımıza. Doğu Ekspresi ilham oldu. 4 hat daha geliyor. Son yılların en popüler seyahat araçlarından birisi olan Doğu Ekspresi yapmış olduğu turistik seferlerle yolcularına tarihi mekanları yakından görme, yöresel lezzetleri tatma imkanı veriyor. Şimdi Devlet Demiryolları bünyesindeki 4 hatta daha turistik seferler için düğmeye basıldı. Yolcular ikişer saatlik molalarda kenti gezip keşfedebilecek. Van Gölü Ekspresi'nin Ankara'dan başlayan seferi Tatvan'da son bulacak. Ankara'dan hareket edecek olan Van Gölü Ekspresi sırasıyla Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tatvan illerine seyahat edilebilecek. Masal su yolculuk 1352 kilometre sürecek ve 25 saatte tamamlanacak. Sabah ajansını takip ediyorsunuz efendim. Ekonomi dünyasının gündemi var şimdi sırada. Bora Bağlar ve Belgin Maviş hazırlar stüdyomuzda. Sizlerle buluşmayı bekliyorlar. Bora Bağlar'a hemen günaydın diyelim. Günaydın Bora Bağlar, hoş geldin. Günaydın, kolay gelsin. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bir anda gündem başka bir doluluğa ulaştı değil mi? Ücret düzenlemeleri, asgari ücretle alakalı olan meseleler ve tabii ki memur zammı ile ilgili olan açıklamalar da dün büyük bir dikkatle takip edildi. Bayrama dahil tabii tatille alakalı mesele de var. Çok önemli bu gelişmeleri Bora Bağlar ve Belgin Maviş hem anlatacaklar hem yorumlayacaklar efendim. Sabah ajansı ekonomi dünyasının gündemiyle devam ediyor. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla.
Ekonomi raporundan günaydın diyoruz ve sizlere güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle günün manşetlerine hemen bir göz atalım. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında önemli açıklamalar yaptı. Başlıklarımız da ekrana geliyor hemen ve bayram müjdeleri geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Öncelikle milyonların büyük bir merakla ve sabırsızlıkla takip ettiği 10 meseleye dair tabii önemli açıklamalar yaptı Erdoğan. Ve bugün malumunuz NATO zirvesi başlıyor ve NATO zirvesinin hemen ardından yurda dönüşünde asgari ücretle alakalı düzenlemeyi açıklayacağını belirtti. Ve diğer taraftan da memurların zamlı maaşlarının bayram öncesinde hesaplarına yatırılacağını belirtti. Diğer taraftan da tabii bayram tatili ile ilgili karar da vardı ve bayram tatili o iki günde birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Asgari ücrette ise takvim belli oldu. Az önce de belirtmiştim. NATO zirvesinin dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücretle alakalı detaylar da tabii kurulların ve diğer komitelerin toplanmasıyla beraber oluşturulacak, belirlenecek olan işte bedellerle birlikte belirlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da NATO zirvesinin dönüşünde açıklanacak. Adana'ya hemen bir bakalım çünkü Adana'da değeri 1 milyar dolar olan bir petrol keşfine imza atıldı ve bu alanda 8 kuyu daha açılacak ve 10 kuyuda üretime başlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yüksek kalitede bir petrol ve değeri de 1 milyar dolar açıklamasını yaptı dün kabine toplantısının hemen ardından. Hemen BDDK'dan gelen habere de bir bakmakta fayda var. Çünkü BDDK Başkanı Akben kurumun aldığı kararla alakalı olarak, kredi kullandırma kararıyla alakalı olarak dövize ihtiyacı olanlar sadece bunu kullanabilecek, dövize endeksli kredileri kullanabilecek açıklamasını yaptı. Ve karar aynı zamanda dövizin gerçekten ihtiyaç sahibi olan alanlarda kullanılması ve enflasyonist baskı da yapmaması adına alınmıştır dedi. İşte günün manşetleri böyleydi. Şimdi hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamanın detaylarına bakalım. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam yapılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kabine toplantısının ardından müjdeyi veren Erdoğan, Çalışma Bakanı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta sonuna kadar görüşmeleri tamamlayacağını söyledi. NATO Liderler Zirvesi dönüşünde yeni zam oranını açıklayacağını ifade etti. İşveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Başkan Erdoğan, memurların Temmuz ayı ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini söyledi. Kamu çalışanlarına ve emeklerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekleri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesi ödeneceğini belirten Erdoğan, aile destek programının ilk ödemesinin de Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Öğretmenlerle ilgili ise yeni atama müjdesi verdi. Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. İşte bugüne nasıl başlıyoruz, hangi gelişmeler fiyatlanacak piyasalarda ve tabii ipuçları neler? Hemen Belgin Mavişe günaydın diyelim ve soralım.
Günaydın bu arabalar. Evet, bugün haftanın ikinci işlem günü. Dün haftaya satışlı başladık. Aslında vadeli tarafta pozisyon kapanmaları ay sonu itibariyle olacağı için satışlar zaten bekleniyordu. Bir de buna BDDK kararının tam olarak anlaşılamaması ve bunun reaksiyonu oldu. BDDK'dan konuya ilişkin ek açıklamalar da geldi ve ticari kredilerin doğru kaynaklarla kullanılması yönündeki atılan adımları bir kez daha değerlendirdi. Bugün biraz daha hafif alıcılı bir başlangıç göreceğiz. Küresel piyasalarda da pozitif kapanışlar ve vadeler tarafında hafif artıda başlangıç vardı. Avrupa ve Amerika S&P'nin not indirimlerinden ziyade değerlendirmelerinde yapmış olduğu tahminleri aşağı yönlü revize etmesinin korkularını fiyatladılar dün itibariyle. Avrupa karışık kapandı. Amerika'da ise alıcılı başlayıp satıcılı kapanış oldu. Çünkü Amerika'nın hem bu yıl hem de gelecek yıla dair beklentilerini aşağı yönlü revize etti. İşsizlik rakamında da yukarı yönlü revizeler dikkat çekti. Bu moralleri bozdu. Borsa İstanbul tarafında dün banka ve holdingler tarafında satış vardı. Bankalarda %2.41'e varan satışlar oldu. Zannediyorum BDDK açıklamaları sonrasında bugün biraz daha toparlanmayı göreceğiz bu anlamda. Öte yandan 2430'un altında bir kapanış, evet 2530'un altında bir kapanış gerçekleşti. Tam destek noktasında kapandı. Bugün geri çekilmelerde 2510 ve aşağıda 2490 önemli destekler olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 2550 hali hazırda aşılması gereken direnç noktamız. Ve bununla, özür dilerim, bununla birlikte altın tarafında da 970 liralara doğru bir geri çekilme oldu. Dolar TL'deki geri çekilmeye paralel. Bu sabah dolar TL'de de aşağı yönlü yavaş yavaş hareketler de görüyoruz. Orada da 16 ve 15.80 destek noktalarımız olarak öne çıkıyor. Gram altın tarafında ise 970 liralar seviyesi, dün de bahsetmiştik. 900-930'a kadar bir geri çekilme hareketi Erkan Tan duymasın, yeni alım fırsatı olabilir diyelim. Belgin Mavşi, çok çok teşekkürler. Tabii işte piyasalarda bugün takip edilecek noktalar da böyleydi. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Ve kooperatifin aldığı yeni kararlarla beraber kefalet sistemi kaldırılıyor. Diğer taraftan da kredi limitleri artırılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Dünya gıda kriziyle çalkalanırken Türkiye'de tarıma yönelik destekler sürüyor. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiyi rahatlatacak yeni önlemler alıyor. Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü Tarım Kredi Kooperatifi çiftçinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda kredilerde teminat şartları esnetilerek kefalet sistemi ortadan kaldırılacak. İcra yoluyla yasal takip uygulaması sonlandırılacak. Geçmiş borçlara yapılandırma imkanı getirilecek. Ayrıca tarım kredisinde ekspertiz sistemi ortadan kaldırılırken kredi limitleri de yükseltilecek. Tarım Kredi Kooperatifi vatandaşı ucuz gıdayla da buluşturacak. 1500 markete ulaşmak üzere olan kooperatif bu sayıyı 2000'lere yükseltecek. İllerdeki depolarda cep marketler kurulacak. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, sıradan bir markette 800 ila 1000 arasında ürün var. Kooperatifin adedi 600. Bunu 1300'e çıkaracağız. Marketlerimiz zarar etmiyor. Ürününü rafa koyana 3-5 gün içinde parası ödenecek. E-ticarete de yatırım yapacağız dedi. Aydın, bu yıl satış hacminin 100 milyar liraya çıkmasını beklediklerini de vurguladı. Bu arabalar ve Belgin Mavişe teşekkür ediyoruz. Ekonomi dünyasının gündemini anlattılar. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim bir üzücü haber var. Onu paylaşarak huzurlarınızdan ayrılacağız. Sinema dünyasının ünlü ismi, aktör Cüneyt Arkın'ın öldüğü bilgisi geldi. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Cüneyt Arkın aramızdan ayrıldı. Ünlü sinema oyuncusu, aktör ve belli bir neslin gönlünde taht kurmuş önemli, büyük, değerli bir sanatçı. Cüneyt Arkın'a Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Dua ediyoruz. Saat oluyor 9. Artık bundan sonra biz yokuz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ve görevi Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'e devrediyoruz. Allah'a emanet olunuz.